Şimdi konuşma sırası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'da. Sayın Bakan, sizin de süreniz 27 dakika. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bakanlığımızın 2018 yılı bütçe görüşmesi vesilesiyle sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İnsanoğlunun en eski uğraşı olan tarım ve gıda, önemi ve stratejik boyutu her geçen gün artan hayati bir sektördür. Bugün dünya nüfusu hızla artarken tarıma elverişli araziler azalmaktadır. Endüstri gelişip şehirler büyürken insanoğlu maalesef gıdasını sağlayan toprağını ihmal etmektedir. Bu yüzyılda ülkeler ve insanlar sanayileşmenin peşinden giderek zenginliği tatmış, ancak paylaşma duygusunu unutarak bencilleşmeye de başlamıştır. Sonuç olarak bugün bir tarafta açlığın, diğer tarafta ise aşırı tüketimden gelen sağlık sorunları ve israfın bir arada olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Adaletsizliğin gıda paylaşımına fazlasıyla bulaştığı bu dünyamızda 2 milyar insan aşırı kilolu. Bunun da 650 milyonu obezite sorunlarıyla uğraşırken 800 milyon insan açlık çekiyor ve yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. O nedenle geldiğimiz günden beri hep israf eden iflas eder diyoruz. Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil, geleceğimizdir diyoruz. Bu sebeple tarımın siyaset üstü bir mesele olduğuna yürekten, benden önce bir arkadaşımız söylediği gibi ben de yürekten katılıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Anadolu topraklarında üretmek ve ürettiğini paylaşmak 12 bin yıldır hiç değişmeyen bir geleneğin, bir kültürün sonucudur. Çünkü bu topraklarda kurulan medeniyetler çiftçinin alın terinin kıymetini, koyun ve keçi peşinde koşan çobanın hikmetini, sofrasında her canı açık olan insanın değerini çok iyi bilmekteydi. İşte bu yüzden Anadolu bereketini hiç esirgememiştir. Türkiye dünyanın en önemli gen kaynağına sahip olan ülkelerden biridir. Ülkemiz 4000'i bu topraklara has, 12 bin bitki türünü barındıran eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olarak önemsenmiştir. Modern tarıma geçiş için çok çalışıldı, önemli adımlar atıldı. Tarım sektöründe geçmişteki gayretleri gelecekteki hedeflere bağlamak, yapılanın üzerine daha fazlasını katmak, felsefesi ve sorumluluğu içerisinde hareket etmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti döneminde ülkemiz tarımı verimlilik, üretim ve kalitede çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. 2017 yılının ilk 9 ayında %3.3 büyüyen tarım sektörünün bu yılı büyüme ile tamamlamasını beklemekteyiz. Son 14 yılın 12'sinde büyüyen tarım, Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Tarımsal hasılada 2005 yılından bugüne Avrupa'daki liderliğimiz devam etmektedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2002-2016 döneminde 4 kat artmış, 3.7 milyar dolardan 16.2 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye tarımsal dış ticarette net ihracatçı bir ülkedir. Son 15 yılda tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde toplam 58 milyar dolar ihracat fazlası verdik. Türkiye sadece kendi ürettiğini ihraç eden bir ülke değildir. Aynı zamanda ham maddesini yurt dışından alıp içeride işleyip katma değer katıp
tekrar ihraç edebilen bir ülkedir. Bugün dünyada buğday unu ihracatında lider, makarna ihracatında ikinci sırada isek, bu durum katma değerli ihracat anlayışımızın bir sonucudur. Tarım ve gıda ürünlerinde katma değerli ihracatımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da aynen devam edecektir. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri daima çiftçimizin yanında yer aldı. Devletin tüm imkanları tarım işçileri için, tarım için seferber oldu. 2003-2017 döneminde üreticilerimize 103 milyar lira, yani eski parayla 103 katrilyon lira destek ödedik. 2018 yılında ise 14.5 milyar lira destek vereceğiz. Bu destek tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanında ayrıca arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli kaynak sağlıyoruz. Sağlamaya devam edeceğiz. Özellikle girdilere yönelik mazot, gübre, tohum ve yem bitkileri desteklerimiz devam edecektir. Şayet 14,5 artı yukarıdaki bahsettiğim mevzuları göz önüne aldığımızda tarımda ortalama 30 milyara yakın hükümet olarak tarıma destek vermekteyiz. Mazot desteğini 2003 yılında ilk kez hayata geçiren hükümet olarak şimdi ürün bazında mazot maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Mazotun fiyatının arttığını biliyoruz. Bu yıl mazot desteğini de artışları baz alarak güncelleyeceğiz. Tarımsal kredilerde konusuna göre %25 ila %100 arasında faiz indirimi, yani sübvansiyon uygulamamız devam edecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, atalarımızdan emanet aldığımız bu bereketli toprakları korumak ve geliştirmek için azami çaba sarf ediyoruz. Bu yıl 192 büyük tarımsal ovayı Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına aldık. Ova sayısını 2018 yılında 250'ye çıkaracağız. Yine çok değerli bir arkadaşımızın söylediği gibi bu ova sayısı 250'ye çıkacaktı, ne oldu diye sormuşlardı. Şu anda 45 ovayı Bakanlar Kurulu'na arz ettik. İnşallah bu sayı 2018 yılını bulmadan 250'ye çıkmış olacaktır. Arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Toplulaştırmanın başladığı 1961'den 2002 yılına kadar 450 bin hektar alanda toplulaştırma yapılmış iken AK Parti döneminde 5 milyon 600 bin hektar alanda toplulaştırma tamamlanmıştır. 1.8 milyon hektar alanda çalışmalarımız devam etmektedir. 2023'e kadar 8 milyon hektar alanda toplulaştırmayı tamamlayıp toplamda 14 milyon hektara ulaşacağız ve Türkiye'nin toplulaştırma problemini çözmüş olacağız. Arazi toplulaştırma ve sulama projelerinin birlikte planlanarak uygulanması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile koordineli çalışmaktayız. Bu bağlamda Sayın Bakanımıza ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Suyumuzu verimli kullanmak amacıyla basınçlı sulama sistemini kullanan çiftçilerimize %50 hibe desteği ve 0 faizli kredi uygulaması devam etmektedir. Ve Orman Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda artık bu tarihten itibaren Türkiye'de vahşi sulama olayı bitmiştir. Bundan sonra Allah'ın izniyle basınçlı sulamayla toprağımızı suyla buluşturacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekiller, oraya da geleceğim. Sadece üretmek değil, verimli, kaliteli ve planlı üretmek temel amacımızdır. Bu nedenle Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazlı destekleme modeline geçtik.
Ülkemiz için stratejik açıdan önemli 21 ürünü en iyi yetişeceği havzalarda destekliyoruz. İnsan beslenmesi için vazgeçilmez olan buğdayı, hayvan beslenmesi için temel girdi olan yem bitkilerini ayrım yapmadan tüm havzalarda destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, hükümetlerimiz döneminde ilk kez başlatılan tohumluk desteğiyle hem üretim hem de ihracatta önemli bir seviyeye ulaştık. Son 15 yılda tohum üretimimiz 145 bin tondan 960 bin tona, tohum ihracatımız 15 milyon dolardan 154 milyon dolara yükseldi. Bugün 76 ülkeye tohum ihracatı yapan bir ülke haline geldik. 2023 yılında 2 milyon ton tohumluk üretimi ve 500 milyon dolar tohum ihracat hedefimizi belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde hızlandırdık. Etkin Ar-Ge çalışmalarıyla son 10 yılda yerli sebze tohum kullanım oranını %10'dan %60 seviyesine çıkardık. Organik tarım ve iyi tarım desteğimiz devam etmektedir. Tarım sigortalarının kapsamını her yıl gittikçe artırmaktayız. Son 10 yılda toplam 3.4 milyar lira prim desteği, 3.6 milyar lira hasar tazminatı ödendi. Bu yıl buğdayda başlayan kuraklık verim sigortasını 2018'de tüm tahılları kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Tarsim'de hedefimiz 2020 yılına kadar, burası çok dikkatli arkadaşlar, özellikle altını çizerek söylüyorum, 2020 yılına kadar gelir bazlı sigorta sistemine geçmek AK Parti olarak en büyük hedefimiz ve icraatımız olacaktır. Ayrıca 2017 yılında doğal afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını bir yıl ertelemiş bulunmaktayız. Alkış az oldu ama. Bu gelir bazlı, vallahi öyle yani, ihtiyacı var. Gelir bazlı sigorta sisteminin altını niye çizdim? Gelir bazlı, gerçekten biz eğer bunu inşallah yakaladığımız takdirde yakalayacağımıza inanıyoruz. Buğday üreticisine şunu söyleyeceğiz. Maliyetin ne kadar? Kazancın ne kadar olmalı? Ve bunun satışı ne kadar olmalı? Zaten sigortalısın. Eğer bunun altında satacak olursan sigortadan o eksik olan paranızı alacaksınız. Yok fazla satmışsan zaten sigortanıza ihtiyacınız kalmamış olacak. Bu bağlamda AK Parti olarak bunu önemsiyoruz ve inşallah başarılı olacağımıza da yürekten inanıyoruz. Değerli milletvekiller arkadaşlarım, bakanlığımızca tüm ürünlerde iç ve dış piyasalar yakından takip edilmektedir. TEMO 2017 yılında piyasalardaki gelişmelere göre buğday, mısır, fındık ve kuru üzümde müdahale alımları yapmıştır. Böylece üreticinin mağduriyeti önlenmiş ve piyasaların regülasyonuna önemli katkılar sağlanmıştır. TEMO tarafından 2017 yılında 2 milyon 50 bin ton buğday, 205 bin ton mısır, 5 bin ton kuru üzüm, 16 bin ton haşhaş kapsülü, 137 bin ton fındık alınmıştır. Bu alımlar karşılığında çiftçilerimize toplam 3.4 milyar lira ödenmiştir. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde ilk defa lisanslı depoculuk hamlesini biz başlattık. Esasında biraz önce yine çok değerli bir arkadaşımız, kendisi açısından haklı olabilir, saygı duyuyorum. Zaten arkadaşlarımızın haklı olduğu eleştirileri not ettik ve onları düzeltmek için takım halinde uğraş vereceğiz. Ama şuna emin olun, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, eğer TEMO olmamış olsaydı acaba fındık ne olacaktı, sizlere sormak istiyorum. Fındık fiyatları ne olacaktı? Bakın fındık fiyatları, emin olun, 5 lirayı veya 6 lirayla stokçuların elinde olacaktı.
5 veya 6 lirayla stokçuların elinde olacaktı. Ama Tarım Bakanlığımız ve TEMO bunu ne yaptı? Dekar başına teslim edebileceği ürün miktarını 90 kilogramdan 130 kilograma çıkardı. Fındık alımlarında uygulanan çürük oranı sınırını %3'ten 5'e. Bakın ben rakam veriyorum arkadaşlar. Rakam veriyorum. Müsbet şeyler. Bakın 137 bin ton fındık almışım. Helal hoş olsun. Tam 1,5 katrilyon para ödemişim. Helal hoş olsun. Fındık arımda uygulanan çürük oran sınırı %3'ten %5'e. Çatlak oranı %2'den %7'ye çıkarılmış. Asgari randıman oranı %40'tan 37'ye düşürülmüş. Ödemeler 15 günden 1 haftaya çekilmiş. Alım noktaları 18'den 45'e çıkarılmış. Fındık fiyatları piyasada halen 9-9,5 liradan satılmaktadır. Fındıkta istikrarı sağlayan TMO'dur. Tarım Bakanlığı'dır. Tarım Bakanlığı olmamış olsaydı çok samimi olarak söylüyorum 6 liradan fazla bakın stokçuların elinde kalacaktı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üreticilerimizin gayretleri, verdiğimiz destek ve yatırımlarla birleşince bitkisel üretimde önemli artışlar gerçekleştirdik. 2002-2017 döneminde toplam bitkisel üretimimiz 22 milyon ton artarak 98 milyon tondan 120 milyon tona çıkmıştır. Bakın bir daha tekrar ediyorum. 22 milyon ton artarak 98 milyon tondan TÜİK rakamlarına lütfen bir bakın. Bitkisel üretiminde yeni projelerimiz devam edecektir. Sebzede yeni tohum çeşitlerini üreticilere ve ülkemize kazandıracak uygulamalarımız artarak devam ediyor. 5 yıl sürecek uygulama ile sebze tohumu ihtiyacımızı büyük ölçüde yurt içinden karşılamayı hedefliyoruz. Tekstil sanayinin ham maddesi olan pamuk ve diğer lif bitkilerinde kaliteyi ve üretici karlılığını artırmayı amaçlayan yeni bir yatırım projesini başlatıyoruz. Tarıma dayalı organize sera bölgesi sayısının artırılması çalışmalarımız da devam etmektedir. Verimli, kaliteli ve yeterli üretimimizi güçlendirmek hedefiyle çalışmalarımız artarak devam edecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti olarak hayvancılığı önemli ve öncelikli bir sektör olarak ele aldık. Birçok, bakın bir dinleyin Allah aşkına ya, ben sizi dinledim orada değil mi? Evet, hiç dinleyelim Sayın Milletvekilleri. Biraz da beni dinleyin, ben dinledim. Bakın ben bütün sorularınıza cevap vereceğim ama inanın birçok yeni desteği üreticilerimize sunduk. Bakın bir şey, yani eğer bunlarda bir şey varsa lütfen bana söyleyin. 2002-2017 döneminde toplam destek içinde hayvancılık payını %4'ten %30'lara çıkardık. Son 15 yılda hayvancılığa 25 milyar lira, yani eski parayla 25 katrilyon para ödedik. Hayvancılığı 0% kredi kapsamına aldık. Karma yemde %8 olan KDV'yi 2016 yılında kaldırdık. Yem bitkilerine son 15 yılda toplam 4,5 milyar lira destek verdik. Vallahi verdik, billahi verdik. Ana olmadan dana olmaz. Dana olmazsa et ve süt olmaz. Bu felsefeyle hayvancılıkta yerli üretimin geliştirilmesi için 2017 yılında hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modelini oluşturduk. Model kapsamında 40 ili damızlık düve üretim merkezi. 40 ili, tabii bunu ben yapmadım. Benden önceki bakan arkadaşım ve arkadaşlarım yaptı. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. 40 ili damızlık Koç'taki üretim merkezi, 15 ili damızlık Mandı üretim merkezi olarak belirledik. Bu illerde damızlık hayvan alımına, ahır ağıl yapımına ve alet ekipman alımına
%50 hibe desteği veriyoruz. Sayın vekillerim, şundan emin olun. Bakın, Tarım Bakanlığı TİGEM'iyle, TKDK'sıyla, Et Süt Kurumu'yla, Tarım Kredi Kooperatifi'yle ve Tarım Bakanlığı'yla birlik ve beraberlik içerisinde üreticinin emrindeyiz. Üreticinin onların ne kadar kutsal olduğunu, Büyük Atatürk'ün ne kadar önemli bir cümle söylediğini yürekten inanan kardeşlerinizdir. Onun için üretici bizim başımızın tacıdır. Her bağlamda üreticinin hep yanında olacağız. Olmaya da yürekten devam edeceğiz. 30 ilimizde mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirledik. Burada da biliyorsunuz bunların üzerine ayrıca desteklerimiz var. Doğu ve Güneydoğu'da haklı olarak arkadaşlarımızdan birisi dedi ki bunlar halka kapalı. Onun için hayvancılık gelişmiyor. Ben Hakkari'ye gittim, Şırnak'a gittim, Kars'a gittim, Iğdır'a gittim, Ardahan'a gittim, Uş'a gittim. Haftaya da inşallah yine Şırnak'ta ve Hakkari'deyim ve valilerimizle görüştük. Bu sene Allah'ın izniyle Erzurum'a da geleceğim. Bu sene Allah'ın izniyle bütün üretici kardeşlerimiz bu yaylaklardan faydalanacaklardır Allah'ın izniyle. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Yeni bir şey başlatıyoruz. Programlı aşıları yapılmış 4 ay ve üstü her buzağa 750 liraya kadar destek vermekteyiz. Yine çok değerli arkadaşlarımızdan birisi dedi ki iki tane bakan geldi. Vallahi bu bakanların tarımla ve hayvancılıkla hiçbir ilişkisi yoktu dedi. Ben bir hekim olarak şuna baktım. Ya hayvancılığın sağlıkla o kadar önemli yakından ilişkisi var ki, o kadar önemli ki doğduktan ölümüne kadar esasında veteriner hekim arkadaşların ve doktor arkadaşların elinde olmasında çok büyük fayda görüyorum. Çünkü doğuyor, bakın. Doğuyor. Doğunca biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar, doğunca bakın ben size bir şey, ya lütfen beni dinleyin, sonra sorularınızı cevaplandıracağım. Doğunca buzağa 750 liraya kadar destek veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Vallahi veriyoruz. Doğunca 700. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aşıların hepsi bedava. Veteriner hekim bakımı bedava. Aile hekimliğini getiriyoruz. Kulak küpesi bedava. Bakın, kulak küpeleri bedava. Bakın, ilk defa kulak küpeleri bedava. Aşı bedava ve biraz önce yine Veysel Bakanımız dedi ki ya bu köy orman köylerine bir beraber el atalım. Dedim abi, emrin olur. Sen ahırı yap, ben de hayvan vereyim dedim. Vereceğiz. Bakın, biraz sonra küçük işletmelere geleceğiz. Şimdi ayrıca kalkınma bölgesi kapsamındaki 41 ilimizde, yani GAP, DAP, KOP ve DOKAP'ta benzer şekilde hibeler devam edecek. Çiğ süt prim desteğimiz devam edecek. Sütte fiyat istikrarı sağlamak amacıyla ESK vasıtasıyla gerektiğinde piyasadan süt alıp süt tozuna çeviriyoruz. Benim çok hızlı geçmem lazım. Bakın, şimdi çok değerli bir milletvekilimiz şunu söyledi. Şu isimlerden aldın dedi. Şu kadar aldın dedi. Evet arkadaşlar, isim Cemil olsa ne olur? Ali nasıl olur? Ben Hasan'dan da alırım, Osman'dan da alırım. Bir dakika. Ama ben size söz veriyorum. Aldığım fiyatı dinleyin, size sayın vereceğim. Sayın milletvekilleri lütfen. Bakın ya lütfen. Müsaade edin bak başkanım. Buyurun sayın zamanım. Bakan, buyurun. Ben aldığım fiyatı, adı Osman olsa ne olur, Ali olsa ne olur, aldığım fiyatı size vereceğim. Avrupa'dan kontrol edeceksiniz ve diyeceksiniz ki helal olsun bu bakana. Çok ucuz almış bu hayvanlar diyeceksiniz. Bakın. Et fiyatları arkadaşlar. Biz kasap, benim kardeşim. Bakın şu anda, bakın size şunu söyleyeyim. 23 lira 80 kuruştan alıyorduk ESK olarak.
Anında 25 liraya çıkardık. Anında 25 liraya çıkardık. Ve sonra bir karar aldık. Ve böyle bir desteklemem de yoktu. 2018 1 Ocağı'ndan itibaren 206 yani küçük yetiştirici hayvanını bir ruhsatlı herhangi bir kesimhaneye götürdüğünde kafadan 250 lira destek alacak. 250 lira destek alacak. Ve bakın 1 lira oradan kar etti. 1 lira 20 kuruşta ESK olarak artırdım. 2 lira 20 kuruş. Şimdi hepinizin önünde söz veriyorum. 1 Ocak'tan itibaren ESK kesimlerini 25 lira 50 kuruştan yapacaktır. 2 lira 70 kuruş. Soruları orada alacağım ama. Ama hakkımı yemeyin. Bir dakika 20. Bakın bak zamanım kalmadı. Şimdi bakın. Küçük üretici başımın tacıdır. Küçük üreticiyi destekleyeceğiz. O da öyle görmediğiniz şekilde desteklenecek. Bakın hayvanlar dağıtılacak. Ama ya ben konuşmama müsaade etmiyorsunuz ki ya. Abi bak bir dakika. Biz bir defa ne dedim başlangıçta? Et ithaline ben karşıyım. Bu et ithalini bıraktıracağız buraya. Allah'ın izniyle. Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM'le yapacağız. TİGEM'le ve küçük üreticilerle yapacağız. Buna emin olun. Çünkü hiç görülmemiş bir destekleme arkadaşlar. Yarın Ziraat Bankası'yla zaten bunun detaylarını Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanım gerekli açıklamaları yapacak. Zaten talimatı aldığım kişi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O bağlamda hiç rahat olun bu konuda. Şimdi ya abi ya yapmayın böyle ya. Yapmayın böyle ya. Bir defa bakın ithalatı bitireceğiz. Bu şunu anlaşalım. İthalat bitecek. Küçük desteklemeler olacak. TİGEM 500 bin tane buzağı besleyecek. Besleyecek. Şimdi Sayın Bakan, süreniz bitti. 2 dakika size süre veriyorum. Buyurun, peki tamamlayın. Şöyle arkadaşlar, lütfen şu 2 dakikayı bir değerlendireyim. Bu çalışmaların sonunda inanıyoruz ki hayvan ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olacağız. İnanmak. Ben inanıyorum. Örnekleri var. Brezilya var. Fransa var. Yani ben Fransa'daki bir adamdan daha mı geriyim? Benim üreticim daha mı geri? Biz ihracat yapacağız. Amacımız yerli ve yeterli üretimdir. İnşallah bunu hep birlikte sizlerle beraber başaracağız. Bakın sizlerle beraber. Bu kapsamda planda aldığımız bazı projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Küçük aile işletmeler teşvik edilecek. Görmediğiniz oranda teşvik edilecek. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz. Ve işi bilen insanları destekleyeceğiz. Bu yıl başlattığımız damızlık, düve, manda, koç ve teki üretim merkezlerini güçlendireceğiz. Her akşam tek tek takip edeceğim. Nerede, ne oldu, nasıl oldu bunlar takip edilecek. Küçükbaşa verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Mera islahına ağırlık vereceksiniz. 2018 yılında 2 milyon dekar alanda mera islahı yapacağız. Yem bitkisi desteklerini arttırdık. Bakın yeni bu sene başladığımız bir olay. Eskiden tarım ekilen yerde birinci ürün olduğu için 80 kuruş efendim destekleme veriyorduk. İkinci ürün olduğunda %60'ını alabiliyordu. Genelgeyle onu kaldırdık. Şimdi pamuğun ekildiği her alanda yem bitkisi tam desteklemek kaydıyla ve pamuktan da o 80 kuruşu indirmemek kaydıyla yem bitkisini o 5 ay kalan arazilerin hepsinde Allah'ın izniyle üreteceğiz. Ayrıca bu yıl pilot olarak yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama ile bunu anlattım.
Bunu anlattım. Ha, burada çok önemli. Sayın Bakan, lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Kırsal kalkınma ve ipart, süt piyasası, vallahi öyle anlatacak çok şeyler var ki keşke bir saat olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama Tarım Komisyonu'yla Sayın Başkanımız Mehmet Bey'le görüşüyoruz. Bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Hepinizle beraber inşallah Sayın Başkanım, çok çağ yakalamanın önemli bir unsuru olan Ar-Ge'ye de büyük önem vereceğiz. Anadolu T yerli hattımızı ürettik. Tavukçulukta bu bir devrimdir. İnşallah bunu gündeme getireceğiz. Ve ben sizlere özellikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ve haklı eleştirilerinizi aldım, not ettim. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız bütçesine vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Milli tarım güçlü yarın diyerek, milli tarım güçlü yarın diyerek bütçemizin çiftçilerimize, bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın